Büyük patlamayı hepimiz biliyoruz. Big Bang, ardından hidrojen atomları, yıldızlar, galaksiler, sönen yıldızlar, patlayan yıldızlar, çarpışmalar, gezegenler, galaksiler. Devam ede gelen bir kaos. Kozmos devinimini hiç kaybetmeden genişlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bizler bireysel varlıklar değiliz. Tüm atomlarımıza kadar bu kozmosun ve en çok da bu gezegenin ürünüyüz. Gözümüzdeki bir atom başka bir yıldızdan, küçük parmağımızdaki bir atom ise başka bir yıldızdan geliyor. Tüm kozmos ile bağlantılı ve uyumlu olmamızın yanı sıra, tabii ki fiziksel ham maddemizin ve karışımımızın temeli olan bu gezegen ile de bir senkron halinde olmamız çok doğal. İşte bu senkronun en gizemli vakitlerinden birinden bahsetmek istiyorum. Gece 03 ile başlayan vakitten bahsetmek istiyorum. Bu vakitte olağanüstü bir şeyler olur. Akış, enerji ve bereket had safhadadır. Buna Brahma Muhurta denir. Aslen matematiksel olarak 33 derece enlem ile ilgili olmakla birlikte kelime olarak yaradanın saati anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tennessee'de bir Ağustos böceği türü var. 17 yılda bir uyanıyorlar. Herhangi bir çalar saat ya da dijital alarm kullanma yetenekleri yok. Peki bu nasıl oluyor? Çünkü doğa ile, bu gezegen ile senkronize haldeler. Tamamen uyumlular. Bizler doğa ile senkronizasyonumuzu kaybettik ve artık bunun doğal olduğunu sanır hale geldik. Bu Ağustos böcekleri gibi olabilir misin? 17 yıl uyuyorlar. 17 yılın geçtiğini biliyor, uyanıyor, besleniyor, yürüyor ve tekrar uyuyorlar. Bir 17 yıl sonra bir daha. İnsanlığın çektiği birçok acı ve sorun, özünden yaratıldığımız ve bizim kim olduğumuzu belirleyen bu olağanüstülüklerle, bu güçler ile olan bağımızı, eş zamanlılığımızı kaybettiğimiz içindir. Yaşam ile olan ritmimizi kaybetmiş durumdayız. Eğer yaşam ile ritmin varsa, doğru ya da yakın bir senkronizasyondaysan, nerede olursan ol, derin uykuda dahi olsan, gece 03'ten sonra bir şekilde uyanacaksın, uyandırılacaksın. Bu hayat ile, evren ile, sistem ile senkronize olduğun anlamına gelir. Gece 23 ile 03 arasında tüm hormonal sistemin ile birlikte epifiz bezinde en aktif dönemini tamamlamış olacak. Bedenin enerjik olmakla birlikte melatonin, serotonin, DMT hormonların en yüksek seviyede uyanmış olacaksın. Evrenin de enerji akışı olarak en uygun olduğu tam bu saatlerde ne yapmak istiyorsan onu yap. İçinde ne varsa, sana ilham olan ne varsa onu yap. Meditasyon yapmak istiyorsan meditasyon yap. Gece namazı kılmak istiyorsan gece namazı kıl. Yoga yapmak istiyorsan yoga yap. Zikir çekmek istiyorsan zikrini çek. Tefekkür etmek istiyorsan tefekkür et. Yazmak istiyorsan yaz. Okumak istiyorsan oku. Sana ilham olan her ne ise, her ne yaparsan yap, en büyük verimi, gayretinin en kaliteli meyvesini toplayacaksın. Uyumluysan zamanı bir şekilde bilirsin. Doğru zamanda yatarsan alarmı ayarlamak zorunda kalmazsın. Bilirsin çünkü bedenin farklı bir şekilde davranır. Öyle ya da böyle bir şekilde seni uyandırır. İşte bu vakitte, yaradanın saatinde içinden gelen ne ise onu yap. Ve bereketin tadını çıkar. Çabana 10 katılacak, gayretin 10 ile çarpılacak ve en büyük meyveyi toplayacaksın. Bu bilinç seviyen yüksek, frekansın yüksek, ilham kanalların açıksa geçerli olacak bir durumdur. Ama uyanamayanlar için başlangıç reçetesi de mevcut, üzülme. Brahma Muhurta'nın benzeri diğer vakitlerde çalışmalarına devam et. Bunlara devam edersen bir gün gece uyandırılacaksın. Bu vakitler güneş doğduktan sonraki 45 dakika, güneş tepeye gelmeden önceki 45 dakika, güneş batmadan önceki 45 dakika ve tam gece yarısından sonraki 45 dakikadır. Bu vakitlerde günün özel ve kutsanmış döngüleridir. Gece uyandırılana kadar bu vakitleri değerlendir. Hazır olunca uyandırılacaksın.